Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza mükemmel bir geri dönüşüm projesiyle geldim. Karton, saman ip ve hasır ipten çok tatlı bir saksı elde ettim. Hemen yapımına geçelim o zaman. İçine koyacağım saksı bu arkadaşlar. Bu saksının alt tabanıyla ilk önce kartonun üzerine daire çiziyoruz. Sonrasında dairenin kenarlarından birer santim ölçü almamız gerekiyor. Çünkü saksıyı içine rahatça sığdırmak için, hani tam kavramasın, biraz boşluk kalsın diye birer santim kenarlarından ölçü alıyoruz. Gördüğünüz gibi kartonumu kestim. Kenarlarında da birer santim boşluk bıraktım. Şimdi kartonumuzun kenar kısımlarını yapacağız. Bunun için ölçü vermiyorum. Herkesin kullanacağı saksıya göre değişir diye düşünüyorum. Sadece kartonun uzun bölümlerini baz alın. Ben aralarında 14 santim bıraktım. Dediğim gibi saksıdan saksıya değişecek büyük ihtimalle. Kartonumuzu ortadan ikiye böldükten sonra elimizle yuvarlamamız gerekiyor. Çünkü istediğimiz şekli ona göre ayarlayıp vereceğiz. Bu yapacağım saksı zaten biraz bombeli olacak. Devamını da göreceksiniz zaten. Elde ettiğimiz her iki parçayı da aralarında 5'er santim bırakacak şekilde kesiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken, keserken çok aşağılara inmemeniz lazım. Çünkü bazen bu parçalar kopabiliyor ya da bantlarken orantısı bozuk olabiliyor. Saksıyı yamuk gösterir. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Son kestiğim parçaları alt tabanın yanlarından hizalayıp bantlamaya başlıyorum. Bombe yapmak için parçaları istediğim genişliğe getirip bantla tutturuyorum. Siz daha bombeli olmasını isterseniz mesafeleri daha geniş tutabilirsiniz. Ya da daha dik bir saksı yapmak için tam tersini yapmanız gerekecek. Bütün parçaları birleştirdikten sonra iç kısmına bolca silikon sürüyorum. Bu sayede daha dayanıklı bir alt taban elde edeceğim. Evet, ikinci parçayı üzerine koydum ve bant yardımıyla sabitliyorum şimdi. Model olarak biraz fıçıyı andırıyor. İstediğim şekli verebildim yani. Daha iyi sabitlenmesi için kağıt bantla tamamen sarıyorum. Ve iç kısmına poşet geçiriyorum. Görüntü olarak daha düzgün duruyor bence poşet. Ve içine toprak vesaire düşerse temizlemesi daha kolay olur diye düşünüyorum. Ördüğüm saman iplerini silikonla yapıştırmaya başladım. Fakat ipleri örerken video çekmeyi unutmuşum maalesef. Kusura bakmayın lütfen. Onun dışında saman ipiyle sarmak bana biraz zor geldi. Siz rafya kağıtla da örüp yapıştırabilirsiniz. Samanları yapıştırırken aralarında biraz boşluk kalıyor. Onları da sardıktan sonra samanla kapattım. Son işlem olarak hasır ipli üst kısımlarını süsledim. Beyaz olan ip, makrome ipi, onları da örüp yanlarına süs olarak koydum.
Hasır iple sararken çok sıkmadan bu işlemi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde saksıyı içine sokamazsınız. Ve benim saksım şu anda bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım bu geri dönüşüm fikrimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.